Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel ama bir o kadar da yağmurlu bir Ankara akşamından hepinize merhabalar diyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz. Görmeyeli çok, görüşmeyeli çok uzun zaman oldu değil mi? Evet. Öyle mi gerçekten sizce? Evet. Bir gün bize çok uzun geliyor çünkü biz dün de birlikteydik. Merhaba öğretmenim. Evet işte. Her gün öğretmenlerini görüyorlar ama çok uzun bir zaman olmuş gibi geliyor. Bu nasıl bir sevgi acaba? Evet, çünkü onları çok sevdiğimiz için çok fazla özlüyoruz. Ben duyuyorum, onlar da okulu çok özlüyorlarmış. 15 tatilin bitmesini diğer arkadaşlarımız gibi bence çok büyük bir ümitle beklemişler. Süper. Evet. Aferin size. Peki öğretmenim, şimdi biliyorsunuz meyveleri tanıtıyorlardı bize. Sizin öğrencileriniz böyle tatlı tatlı Arda, Gülsüm, Ecrin. Şimdi bunu yapamadık. Baştan alalım. Tabii. Sonra siz böyle neler yapacaksınız bize, onları anlatırsınız, olur mu? Tabii ki. Evet, Arda hadi bakalım. Al tabağını. Bir şiirlerinizi okuyun bakalım. Salatalıkta mı kalmıştın? Yok, sen şimdi mandalinanı okudun değil mi? Gülsüm'e geçtik, pardon, özür diliyorum. Sana sonra geri geleceğiz. Gülsümcüğüm. Al bakalım. Öğretmeninin yanında görünce orada heyecanlandı Gülsüm galiba. Kamışla başlayalım. Evet. Rengi güneş gibi tavşanlar dışarı için arkadaşça da şeker gibi. Çok hızlı okuyorsunuz ya, çok tatlısınız. Anasın annesin meyveli ve maşım az yerine elmas yapamıyorum. Bir dakika ama hiçbir şey anlamıyorum ben. Amasya'nın elmasıyım dedin. Ondan sonra yavaş yavaş okur musun Ece'yi? Meyvelerim başım asırı yanı var, beni yersen kan yapar. Oo süper. Türlü türlü şiir biliyorlar. Az önce Amasya dedi, şimdi beni yersen kan yapar. Maşallah. Ardacığım. Salatalık, kızın yeşil salatalık görünce hemen aldık. Onunla kahvaltıya güzel bir lezzet kattık. Evet, kahvaltıya güzel bir lezzet katıyor. Nezle grip deneymiş, portakal yiyen görmemiş, Akdeniz'in güzeli kişi bize sevdirmiş. Çok güzel. Hasta olursan eğer hemen ona atıl, eşkısılın yemem kaldır seni ayağın. Çok güzel. Hasta olunca hemen ayağımı kaldırmış hiç. Sen onu denedin mi hiç? Hasta olunca, üşütünce annen yaptı mı sana? Ve nane, limon falan. Yaptı mı? Bazen midem bulandığında. Evet, midem bulandığında çok iyi gelir nane. Evet, süper. Çok güzel oldu. Gerçekten harikasınız. Ben meyveleri yanıma çekeyim böyle tatlı tatlı. Olur mu öğretmenim? Sizin tabii. Şimdiki tarifinizle ilgili malzemelerinize karışmasın bunlar. Evet, bugün diğerlerini de alayım isterseniz. Masamız çok kalabalık. Malzemelerimiz çok fazla bugün. Evet öğretmenim, şimdi ben tekrar edeyim mi anonsumu? Hani sizin bugünkü yapacağınız ve daha önce de yapmış olduğumuz YouTube'dan ya da Dost TV'nin sitesinden arkadaşlar, Yiyorum Büyüyorum bölümlerini izledikten sonra beğendiğiniz tarifleri denerseniz videosunu ya da fotoğrafını bize gönderiyorsunuz. Biz de sizinle ilgili çok güzel bir köşe hazırlayacağız inşallah diyoruz. Ve öğretmenime bırakıyorum ben sözü artık. Evet, yine masamızda rengarenk besinlerimiz var. Kurabiyelerimiz var. Uçlarına çöp şişler takarak pişirdiğimiz kurabiyelerimiz var. Kurabiye kalıplarımız var. Suyumuz var ve 3 renk şeker hamurlarımız var. Pembe, hı-hı, mavi ve beyaz. Pasta süsümüz ve damla çikolatamız var. Sizlerle yine tatlı, sevimli bir yiyecek yapacağız bugün. Süslü kurabiyeler yapacağız sizlerle birlikte. Çok güzel. Şeker hamurlarımızı pastanelerden de alabiliriz. Farklı yerlerde de satılıyor. Tariflerini de annelerimiz internetten bakabilirler. Bizim yeni yeni tanıştığımız yiyeceklerden birisi. Evet, ben malzemelerini sayayım. Süslü kurabiyenin kurabiye malzemeleri için 2 yumurta, 1 bardak pudra şekeri, 1 vanilya, 1 kabartma tuzu ve un var. Aldığı kadar herhalde. Evet, aldığı kadar yok. Un var. Yani böyle nasıl bir kıvama gelmesi gerekiyor annelerimiz bilir herhalde. Onlar onu yaparlar. Hı. Biz de ABC minikleri de mutfağa geçip onun süslemesini yaparlar. Evet. Peki öğretmenim, yani ben böyle merak ediyorum birazcık. Arda sen de merak ediyor musun Gülsün, Ecrin? Böyle biz bu tatlıları falan yiyoruz da böyle vücudumuzda bir yerlerde bir şeyler rahatsız oluyor. Böyle şekerden, çikolatadan çok. Neresi? Midemiz olabilir mi? Midemiz de olabilir de. Biraz böyle çürüyorlar falan, zıplıyorlar, mikroplarla savaşıyorlar. Plak. Plak. Çok öteye gitti. Diş plağı. Yani dişlerle ilgili.
Dişlerimiz değil mi? Dişlerimiz. Dişlerimiz rahatsız olmaz mı öğretmenim? Dişlerimiz çünkü çok fazla yiyoruz böyle şeyleri. Lisa abla. Yani fazla yememeliyiz diyeceksiniz bence ama bu konuda ne düşünüyorsunuz ben onu merak ediyorum. Doğru söylüyorsunuz öğretmenim. Lisa abla. Bu şekerli olan yiyecekler dişlerimize zarar verirler ama bir noktadan sonra zarar verirler. Mesela ben sormak istiyorum. Siz şeker, çikolata, bisküvi seviyor musunuz çocuklar? Hı hı. Evet. Seviyor musunuz? Ne kadar seviyorsunuz peki? Çok. Çok fazla seviyorsunuz. Peki dişlerinizi bir gösterebilir misiniz kameraya? Ağzınızı açın bir dişlerinize bakalım. Görüyor muyuz dişlerinizi? Evet. Gülsüm'ün dişini de gösterelim. Arda'nın da. Evet. Evet, dişlerimizi gördük. Dişlerimiz bembeyaz ve çok sağlıklı görünüyorlar. Ama onlar biraz önce ne söylediler? Bisküvi, şekeri çok sevdiklerini ve aynı zamanda da yediklerini söylediler. Nasıl bu kadar peki güçlü oluyor dişlerimiz? Nasıl böyle sağlıklı ve beyaz oluyor sizce? Neden? Söyle bakalım Gülsüm. Dişlerimizi fırçaladığımız için. Evet, kesinlikle. Dişlerimizi fırçaladığımız için dişlerimiz sağlıklı ve beyaz görünüyorlar. Biz çikolatayı, şekeri, bisküviyi ne kadar çok seviyorsak emin olun dişlerimiz de o kadar çok seviyorlar onları. Biz onları yediğimizde onları misafir etmek istiyorlar. Kendileri onları misafir ediyorlar dişlerinde. Misafircilik mi oynuyorlar? Evet, misafircilik oynuyorlar. Ama dişlerimiz o kadar çok seviyor ki biz onları kovmadığımız sürece ona diyor ki hayır sakın hiçbir yere gitme. Burada bekliyorsun çok diyor. Çok eğlenceli. Evet. Öğretmenim şimdi onlar... daha çok yiyesiniz geldiğinizin çikolatayı. Evet. Sanki misafir evcilik oynuyorlar dişlerimiz. Dişlerimiz onları hiç bırakmak istemiyor. Tabii ki çikolatayla şekerle gitmek ister mi? Hiç gitmek istemiyorlar. Ve bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu çikolatalar, şekerler, bisküviler o kadar çok şımarıyorlar. Abartıyorlar, o kadar çok evi şımarıyorlar dağıtıyorlar. Ki ne yapmaya başlıyorlar biliyor musunuz? Hayır ben buradan gitmiyorum. Burası artık benim evim ve ben duvarlarını seni sarıya boyuyorum diyorlar. Ve dişlerin duvarlarını sarıya boyuyorlar. Bir süre geçiyor, sıkılıyorlar diyorlar ki hayır ben bu da renklerde sıkıldım. Ben artık burayı dişi siyah renkle boyuyorum. Sen karışamazsın diyorlar öğretmenim. Ne kadar ayıp. Hiç misafirlik adabına uymuyor. Hiç o zaman uymuyor. Öğretmenim biz de onları zorla evden gönderiyor muyuz fırçayla? Zorla fırçayı elimize alıyoruz. Artık bu kadar yeter. Ve onlara hoşça kalın diyoruz. Onları lavaboya gönderiyoruz. Fazlasını midemize damlıyoruz değil mi? Yani onların yani artık misafirlikten sonraki yeri arkadaşlar lavabonun delikleri oluyor. Evet, yapacak bir şey yok. Demek ki mikroplara dönüşmemesi. Ya mikropluk yapmamaları için onlara artık vaktinde gitmelisiniz. Yeter bu kadar diyeceğiz. Ama günde kaç kere gelsinler bize öğretmenim? Yani böyle çikolatayı günde kaç kere yiyelim mesela ya da her gün mü yiyelim? Her gün yenilebilir ama öğretmenim herkesin günde bir tane hakkı olması lazım. Hı. Ben şundan hoşlanmıyorum. Çocuklara zararlı diye çikolata, şeker yedirtmemesinden hoşlanmıyorum. Herkesin günde bir tane hakkı olması lazım. Hı. Mesela Ejrin Selim bunu çikolatadan yana kullanabilir. Gülsüm şekerden yana, Arda da bisküviden yana kullanabilir. Herkes kendisi bilir. Hı. Ama her çocuğun günde bir tane hakkı olması lazım. Fakat ne şartla? Ne şartla olabilir sence Ejrin Selim? Çikolataları yedikten sonra ne yapacağız? Dişlerimizi evet. Fırçalayacağız. Ama çok da fazla değil öğretmenim. Günde 2 kere, 3 kere fırçalamamız yeterli oluyor. Çok fazla fırçalarsak bu da zarar verebilir. Her çikolata yedikten sonra ya da her yemek yedikten sonra dişlerimizi fırçalamıyoruz. Ağzımızı çalkalıyoruz. Bu şekilde de onların hijyenlerini sağlayabiliriz. Ama günde 2 kez özellikle sabah kahvaltı yaptıktan sonra ve akşam yatmadan önce bu mikroplara ne diyoruz? Hadi evinize. Hadi bakalım. Hoşça kal herkes diyoruz. Evine herkes. Herkes evine diyoruz ve onları yolcu ediyoruz. Peki öğretmenim. O zaman şimdi etkinliğimize başlayalım. Etkinliğinize başlayın. Bu çubuklu kurabiyeleri telefonumuz var. Böyle bu misafirimize çok ayıp oldu. Ama ben ne yapacağımızı söyleyeyim isterseniz öğretmenim. Biz orada tabii, yapalım. Tamam. Burada kurabiyelerimiz var. Bunların üstlerini çok basit. Herkes istediği gibi şeker hamurlarıyla kaplayacak. Bu şeker hamurları biraz sert. Onları elimizle yumuşatıyoruz. Yumuşatıyoruz ve size bırakıyorum. Burada şekilleri oklavayla açacaksınız. Kendi küçük minik tahtalarınızda. Ve mesela burada ne var? Kalp şeklinde bir kurabiye var. Kalp şeklinin üstüne buradaki kurabiye kalıbımızla kesiyorsunuz. Ve çok hafif, mini minnacık elinize, parmağınıza su alıp onu yapıştırıyorsunuz. Ben önce size bir örneğini göstereceğim. Daha sonra siz de yapacaksınız. Anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Peki. Evet, biz başlayalım. Hatice hoş geldin. Hoş bulduk. Hatice biraz beklettik seni değil mi? Evet. Evet ama ABC o kadar tatlı bir program ki şimdi hiç mütevazi davranamayacağım arkadaşlar. ABC adına konuşuyorum.
Yani böyle vakit yetmiyor. Biz de böyle konuşmak için daha çok vakit gerekiyormuş gibi geliyor. Ne yapsak artık bilmiyoruz. ABD'yi mi çoğaltsak, artırsak mı, değil mi? Hatice, o yüzden seni beklettik. Kusura bakma diyoruz sana. Evet. Peki tanıyalım seni Hatice. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın, süper. Hatice Sultan. Sen de ikinci arayan arkadaşımız oldun Diyarbakır'dan bugün. Ne güzel, Diyarbakırlı arkadaşlarımızdan böyle bol bol ABC'ye koşan, hemen ekran başına oturan arkadaşlarımız varmış. Demek ki seviliyor, değil mi? Diyarbakır'da seviliyor demek ki ABC. Evet. Hatice, peki bize ne hazırladın? Bir bilmecem olacak da bir de Fatiha Suresi okuyacağım. Fatiha Suresi. Peki Hatice, sana bir soru. Büşra öğretmenin anlattığı o güzel örneği hatırlıyor musun? Az önce anlattı ya, hani dişlerimize böyle çikolata yediğimizde bir şey oluyor dedi. Onları bir şeye benzetti. Sen bize onu tekrar eder misin? Çikolata yerken ondan sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. Evet, şimdi onlar misafir oluyorlardı değil mi? Bizim dişlerimizle beraber. Kahvaltıdan sonra bize akşam. Süper, harika. Tamam, şimdi ben örneği soruyorum. Bak Hatice, şimdi ne demişti öğretmenimiz? Birbirlerini çok seviyorlar demişti. Hani baştan alıyorum, diğer arkadaşlarımız da hatırlasınlar diye. Ya da anlamayanlar varsa. Misafir oluyorlardı, birbirlerini çok seviyorlardı, çikolata ve diş. Sonra yavaş yavaş bu çikolata birazcık şımarmaya başlıyor. Ve ben akşam oluyor. Akşamın 8 oluyor, 9 oluyor, hala gitmiyor. Ben burada kalacağım, artık burası benim evim diyor. Dişlerin aralarına yuva yapıyor. Gitmiyor. Şımarıyor. Sonra diyor ki ben buraların duvar renklerini beğenmedim. Beyaz hiç sevmem, sarı olsun diyor. Sarıya boyuyor, sonra beğenmiyor, siyaha boyuyor. Değil mi Hatice? Hatice, kaçtın mı? Hayır. Hatice, sıkıldın mı? Birazcık senin için küçük bir örnek. Ama ben tekrar etmek istedim. Seni tekrar etmeni istedim ama tam olarak hatırlayamadın galiba sen. E sonra biz ne yapıyoruz? Televizyonun sesini kısmıştım. Açtın. Ses gelmedi. Harikasın. Tamam, süpersin. Şimdi o zaman siyaha boyamak isteyen ve dişleri siyah yapmak isteyen mikropları biz ne yapıyoruz? O çikolataları, artık mikroba dönüşen çikolataları fırçayla evlerine gönderiyoruz. Evet. Evet Hatice, bilmeceni sorar mısın bize böyle Arda'da, Gülsüm'de, Ecrin'de tavşan kulaklarını çıkarsınlar. Ve senin bilmeceni dinliyoruz şimdi biz. Metron için düşünmeyi ne ister gösterir? Anlamadık. Baştan olur musun Hatice? Hiç anlaşılmadı. Metrenin düşünmeyi neyi gösterir? Metrenin? Termometrenin düşünmesi neyi gösterir? Bu soruları sen mi hazırlıyorsun? Sen mi hazırlıyorsun? Tamam. Termometrenin düşünmesi neyi gösterir? Evet. Neyi gösterir? Düşünmeye başlamışsa çok mu sıcak oldu diyor acaba? Hayır. Buralar çok soğuk oldu. Birazdan kırılacağım diye mi düşünüyor acaba? Hayır. Neden termometre düşünür? Hani böyle sıcaklığı ölçen bir alet var ya. Cevabını söyleyeyim mi? En iyisi söyle, çünkü ben de bunu hiç bilemeyeceğim galiba. Çivinin iyi çakılmadığı için. Ne yapılmadığı için? Çivinin iyi çakılmadığı için. Birazcık böyle boğuk geliyor ama anladınız mı? Anladık. Çiviyle duvara takılmadığı için mi? Evet. Gerçekten çok eğlenceli. Alemsin sen Hatice, ya. Hatice, nereden buldun bu bilmeceyi? Bilgisayardan çıkardım. Bilgisayardan çıkardım. Böyle daha zorları da vardır yani artık sen herhalde. Daha zorları da vardır. Bize kolayını mı seçtin, zorunu mu? Zoruna. Zorunu. Peki. Teşekkür ederiz böyle zor bilmecelerle gelin arkadaşlar. Hatice, başka? Peki ne hazırladın? Fatiha Suresi'ni. Pekala. Dinleyelim hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmani Rahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. İhtina sirâten müstakîm.
Sırat el-lezine em emsu aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve reddalin. Amin. Maşallah. Evet, çok güzel oldu. Hatice, teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Senin adını yazdım, fanusumuzu attım. Hoşça kal diyoruz sana da. Peki şimdi öğretmenim, nasıl gidiyor? Evet. Bir tane papatya ben yapıldı. Ben bir tane örnek yaptım. Şöyle yakından gösterelim. Çok tatlı oldu. Evet, bu yaptığımız kurabiye öğretmenim kendi doğum günümüzde gelen arkadaşlarımıza hediye edebiliriz. Aa, evet, çok evet, güzel. Onlara bir hatıra kalabilir, bir fikir olsun. Kenarına yapışkan kağıtlarla ufak yazı yazmayı bilmiyorsunuz siz ama resimler yapıp onlara da hatıra olarak bırakabilirsiniz. Evet. Hayda oldu. Evet, sizler için okulun, hatıra. Okulun ilk gününde, okulun son gününde ya da arkadaşlarımızı mutlu etmek için belli bir güne de ihtiyacımız yok. İstediğimiz zaman bunları yapabiliriz. Evet, bakar mısınız Ecin Selin'e? Ya çok hamarat olduk. Böyle minnoş minnoş, küçük küçük tahtalar falan bulmuş bir de öğretmenimiz bizim için. Gösterebilir miyiz? Hamur açma tahtası. Çok severdim. Evde de yapıyor musun Ecin Selin? Gülsüm. Annenize yardım ediyor musunuz kızlar olarak? Size soruyorum. Yardım ediyor musunuz? Ben etmiyorum. Bazen ediyorum. Bazen ediyorsun. Mesela o bazenlerde neler yapıyorsun? Bir kere benim doğum günümde anneme yardım etmiştim. Harika. Sen Ecin? Aferin sana. Annem Kur'an'a börek yaparken yardım etmiştim. Poğaça. Börek yaparken, poğaça yaparken. Açalım. Sen de böyle açmak istedin mi? Açalım. Küçük küçük. Ben de yapacağım dedin mi? Hı? Senin de katkın oldu mu? Olmadı mı? Nasıl yardım ettin? Yumurtayı mı verdin annene? Sütü mü verdin? Uzattın mı? Peynir döktüm. Peynir döktün. Harika işte. Çok tatlı. Arda. Peki sana da soracağım. Belki sen de yardım ediyorsun. Niye erkekler yardım etmesin ki? Sen de yapıyor musun? Annene yardım ediyor musun? Mutfakta. Süpersin. Ne yapıyorsun mesela? Ne yapıyorsun? Aklına gelmiyor mu? Çorba karıştırdın mı hiç? Harika işte bu. Çorba karıştırıyor. Süper. Erkekler de... Değil mi? Yapabilirler. Annelerine yardım edebilirler gayet. Çok güzel olur. Peki. Sen de açacak mısın? Hadi Arda. Sen de çalış. Oklavayı al eline. Arda'nın oklavayla mücadelesi. Mavi hamur açıyor. Süper. Şimdi telefonu hikayeden sonra alalım. Hikaye ile ilgili, daha doğrusu masalımızla ilgili soru sormak istiyorum. Arayan arkadaşımıza. Şimdi böyle yakından gösterelim. Balık hikayesi var. Bugün çok tatlı bir hikaye arkadaşlar. Anne balık. Öğretmenim, siz bunları yaparken, açarken bu masalı okuyalım isterim ben. Tabii ki. Başlıyorum. Anne balık toplamış bütün yavrularını. Demiş ki, çocuklarım iyi dinleyin beni. Balıkçılar bu mevsim doluşurlar denize. Çok dikkatli dinleyin. Nasihatim olsun size. Denizde parıldayan her şeye sokulmayın. Bilmediğiniz şeye aman ha dokunmayın. Aman aman aman. Bir patlama olursa hemen kaçmalısınız. Vaktinde kaçmazsanız ağa takılırsınız. Bakın şuradaki kanca. Buna da zıpkın derler. Bir yerinize batar sokulursanız eğer. Bunları anlatırken... Bakarmış anne sola sağa. Birden fark edememiş, düşüvermiş ağa. Çırpılmış ya ne çare. Çekmeye başlamışlar. Ne bilsin ufaklıklar, bunu oyun sanmışlar. Oyuna girmek için yaklaşmışlar o ağa. Bağırmış anne balık, hemen kaçın uzağa. Elveda yavrularım. Elveda hepinize, elveda yosunlara ve masmavi denize elveda. Ağlamışlar minikler, anneciğim diyerek uzaklaşmışlar oradan ağıtlar söyleyerek. Ve burada biter bu mini minnacık tatlı mı tatlı masalımız. Ve şimdi eğer hattımızda bir arkadaşımız varsa, telefon alacaksak ona söylemem olacak. Evet. Alo. Alo. Kim gelmiş? Zehra gelmiş. Alo. Zehra hoş geldin. Duyabiliyor musun bizi?
Evet, hoş bulduk. Zehra Dida, öyle mi, doğru mu? Evet. Dida isminde ilk defa bir minimiz arıyor, çok tatlı. Çok güzelmiş ismin, gerçekten. Zehracığım, Didar mıymış? Dida diye bir isim çıktı işte artık. Ürettik yani. Dida koyabilir herkese. Kendine Dida ismi koyabilirsen koyabilir. Peki Zehra Didar. Kaç yaşındasın? Efendim? Kaç yaşındasın sen? 10. 10 yaşındasın. Olmaz ki sana bu soruyu soramam şimdi. Çok basit. Hemencecik bilirsin. O zaman sana soru sormayayım. Sen bize soru sor. Ne dersin? Tamam. Tamam. Ne hazırladın bize? Bilmece. Hı hı. Tarlada biter, makine büker. Sabah akşam yüzümü öper. Evet. Çok güzel bir soru. O zaman ben Arda'ya sormak istiyorum. Cevabı ne? Cevabı ne? Arda'ya soracağım. Hemencecik bir topu atıyorum. Arda. Şimdi tarlada büyüyor. Sonra onu alıyoruz. Böyle fabrikalarda ince ince ipler haline getiriyoruz. Sonra da onu banyoda kullanıyoruz. Böyle elimizi yıkadıktan sonra. Nedir o? Bilmem. Elimizi yıkıyoruz da sonra ne yapıyoruz? Ellerimizi yıkadıktan sonra banyoda. Lavabo. Ha? Lavabo. Hayır. Böyle... Havlu. Evet. Aferin sana. Evet, Gülsüm arkadaşımız bildi. Gülsüm arkadaşımız bildi değil mi? Ben de hemen sana sormadan bildi diyorum ama biliyordum bunun cevabını çünkü Zehra'cığım, özür dilerim. O yüzden hemen bildi dedim. Zehra, başka ne hazırladın? Bir de dua hazırladım. Çok güzel. Dinleyelim duanı. Kevser suresini hazırladım. Tamam. İnna Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'dayna kel kevser fesalli li rabbike venher. İnna şaniyeke huvel ebter. Evet. Maşallah. Aferin sana. Aferin sana Zehra Didar. Peki teşekkür ederiz aradığın için. O zaman Erzincan'a da sevgilerimizi gönderiyoruz. Zehra, sana da öpücüklerimizi gönderiyoruz. Hoşça kal diyoruz. Evet. Şimdi öğretmenim, o zaman ben, dinlediniz mi acaba siz anne balığın başına neler geldi? Duydunuz mu? Evet. Duydunuz mu? O zaman size bir soru soracağım. Anne balık neyin içine düşmüş? A. Çorba tenceresine düşmüş. B. Balıkçı ağına düşmüş. C. Ayağı takılmış düşmüş. D. Sandalyeden düşmüş. Nereden düşmüş? Nereye düşmüş? Anne balık. Hatırlayan yok mu? Anne. Neye düşmüştü? Siz dinleyemediniz mi acaba? A'ya mı? Evet, A'ya düşmüştü. Aferin. Aferin. İkinci soruyu bakalım kim bilecek? Arda mı bilecek, Ecrin mi bilecek? Şimdi tamam mı? Buna da onlar cevap versin, olur mu? Ayağı. Soruyorum. Evet, A düşmüş. Aferin. Arda dinle, Ecin dinle. Anne balık yavrularına ne yapıyormuş? Yavrularıyla ne yapıyormuş? A. Minik balıklara nasihat ediyormuş. B. Evcilik oynuyorlarmış. C. Saklambaç oynuyorlarmış. D. Yemek yapıyorlarmış. Ne yapıyorlarmış beraber? Onlara nasihat mi ediyormuş? Ecin. Nasihat mi ediyormuş? Acaba nasihat mi ediyormuş? Evet, ne diyordu peki? Neler tavsiye ediyordu? Denizin içinde yabancı bir şey görürseniz. Konuşmayın. Evet, konuşmayın. Balıklara öyle diyormuş. Anne balık, konuşmayın. Sakın yaklaşmayın. Parlak parlak bir şeyler görürseniz sakın gidip sokulmayın. Özellikle kamçıya sakın yaklaşmayın. Sokulursanız aman Allah demiş. Kaçıverirsiniz. Ama kendisi düşmüş. Aa, zavallı annecik. Öğretmenim, neler yapıyorsunuz? Ecrin Selin'in kelebeği bitti. Ona bakalım. Hı-hı. Evet. Sonra Gülsüm çok sevimli bir şey yaptı. Kalp. Ay. Ama gülen bir kalp yaptı. Şunları yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Çok sevimli oldu. Kendi üretimimiz arkadaşlar. Bunları işte yapın. Hı. Böyle sürprizler yapın kendiniz. Arda da. Arda'cığım, kaldırır mısın sen de kurabiyeni? Henüz yapıyor. Mavi bir kelebek yaptı o da. Beyaz benekleri olan. Beyaz beneklerine daha çok devam güzel. Ediyorsun, evet, değil mi Arda? Hayır. Arda, şimdi o zaman sen bize bugün ne hazırladın bu meyve şiirlerinden başka?
Meyve şiirini ben mandalinayı kaçırdığımızı düşünüyorum. Mandalinayı bir daha söyler misin? Bir daha söyle. Mandalina'nın şiirini. Portakalın kardeşi zannedersin bileşi. Kabuğunu soydun mu görürsün sen güneşi. Çok güzel. Güneş gibi mi? Kabuğunu soydun mu güneşi görmüş gibi oluyorsun. Portakalın da kardeşimiz. Çok güzel. Evet, öğretmenim. Biz bu dişlerimizin çürümesinden bahsettik. Dişlerimiz çürüyor dedik. Ama nasıl çürüdüğünü, acaba ne şekilde çürüdüğünü söylemedik biz. Tabii ki şaka yaptık. Biz gelip misafir olmuyorlar dişlerimizde. Biz onları şaka yaptık. Ne şekilde çürüdüğünü anlatayım ben isterseniz öğretmenim. Şimdi o bir örnekti gerçekten. O bir örnekti. Ama sarartıyorlar falan böyle birazcık karartıyorlar. Tıpkı hikayelerdeki gibi öğretmenim. Evet. Hikayelerde nasıl? Bu bir örnek. Aslında gerçekten de çürütüyorlar değil mi? Tabii ki gerçekten de çürütüyorlar. Evet. Evet. Ama dişlerimizde konuşmayacakları için onu söyledim ben şaka yaptık diye. Çocuklar, şekerleri, çikolataları veya dişlerimiz için zararlı olan asitli içecekleri içtiğimizde dişlerimizde onların içindeki bazı asitler var. Bu asitler dişlerimizde bir süre sonra duruyorlar ve ne yapıyorlar biliyor musun? Dişlerimiz için faydalı olan bir sürü mineral var. Bunları yavaş yavaş yemeye başlıyorlar ve bu şekilde dişlerimizi çürütüyorlar. Öğretmenim, dişlerimizin en üst tabakası beyaz renkte olan kısmına mini diyoruz biz. Oradan başlayıp çürütmeye ta en dibine kadar, bazen köklerine kadar inebiliyor bu çürükler. Ve dişlerimize bu şekilde zarar veriyorlar. Evet, yani bizim yediğimiz şeylerin içinde böyle asitli şeyler var. O asitler bizim dişlerimizin koruyucu olan askerlerini birdenbire yerle bir ediyorlar. Mineralleri yok ediyorlar. Yok ediyorlar. Bizim de bunlardan korunmamız için, dişlerimizin sağlıklı olması için yapmamız gereken şeyler sadece dişlerimizi fırçalamak değil tabii ki de. Ne yapmamız gerekiyor? Diş ipi kullanmamız gerekiyor. Sonra sadece dişlerimizi değil, bazen dilimizi de fırçalamamız gerekiyor. Gidip doktorlarda tedavi olmamız, diş hekimine gitmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bunları da ihmal etmeyelim. Evet, çok güzel. Öğretmenimizden bugün de güzel bilgiler öğrendik. Pekala, sen her gün yıkıyor musun dişlerini Ecik? Her gün. Her gün yıkıyor musun? Bir aferin gelecek sana. Yıkıyorsan. Aferin sana. Yıkıyor musun? Aferin sana. Süper. Gülsüm sen yıkıyor musun? Evet. Harika. Arda sen yıkıyor musun? Hı hı. Harikasın. Süpersiniz. O zaman şimdi bize çok güzel. Ben temizim şarkısını kim söyleyecek acaba? Şiirini. Gülsüm söyleyecekmiş. Hadi bakalım. Seni dinliyoruz. Ben temiz bir çocuğum, kimliğimiz kirli diye öğretmenim sorun anlatsın beni size. Yemek yedikten sonra lavaboya koşarım, su ve sabun kullanır, mikropları kovalarım. Etkinlik saatinde çöpleri yere atmam, temizlik dendiğinde asla cahsız kalmam. Harika. Aferin sana. İnanmazsanız öğretmenime sorun dedi niye Gülsüm? Şimdi ben inanıyorum ama yine de merak ettim yani. Belki inanmayanlar falan var. Öğretmenine soralım mı Gülsüm? Ne dersin? Evet. Soralım. Büşra öğretmenim. Gerçekten etkinliklerden sonra çöpleri toplayan, bence öyle bir öğrencidir. Hemen yemek saatinden sonra lavaboya koşan bir öğrenci Gülsüm. Evet, sadece Gülsüm değil, sınıfımızdaki diğer arkadaşlarımız da öyle. Temizlik kurallarına çok dikkat ediyorlar. Evet, süper. Maşallah. İşte öğretmenimizden beklenen cevap tabii ki de tüm öğrencileri, tüm arkadaşlarımız hepsi bu sınıfın kurallarına uyuyormuş. Evet, peki o zaman şimdi de ecinseline bakalım ne hazırlamış acaba. Bu arada Arda da tahtaya koşsun. Resim için. Hadi bakalım. Tahta kalemini al, bize bir resim çiz. Ecin senin de. Orada tahta kalemi. Tahta kalemi orada. Tahtanın yanına alalım seni Arda. Evet, al bakalım neler çizeceksin merak ediyoruz. Sen de bize. Sümüklü böcek duvarda gezecek. Annesi onun yanından öpecek. Babası dişçi tıkır tıkır tıkır. Annesi aşçı fokur fokur fokur. Ablası menken tıkır tıkır tıkır. Abisi boksör güm güm güm. Karşıyamak. Çok eğlenceliymiş. Harika. Alem şimdi böyle bildiğiniz ya. Başka parmak oyunu falan var mı? Gülsüm beraber söyleyin. Parmak oyunu. Evet. Var değil mi? Bence de vardır mutlaka. Hadi bakalım. Hadi 1, 2, 3 diye sayalım. 4'ü, 5'i, 6'yı unutmayalım.
7, 8, 9'u cebine attın. Anince annemizi alkışlayan al. Kimi alkışladınız? Annemizi. Aa, neden beni alkışlamıyorsunuz? Hiç beni alkışlamıyor kimse. Gerçi yönetmenizin hakkını yemeyeyim. Programın başında hep alkışlıyordu, unuttum. Birdenbire. Ama şimdi ben bir tane daha istiyorum sizden. Acaba biliyor musunuz diye size söylemek istiyorum. Böyle Cafer ağaca çıkmış diye bir tane oyun var. Biliyor musunuz onu? Bilmiyor musunuz? Tamam. Onu o zaman öğretmeniniz size öğretir. Şimdi onu ben yaparsam çok komik olur. Herkes çok güler diye yapamıyor. Siz onu öğrenin, tamam mı? Sonra bize yaparsınız. Öğretmenim, başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, çok aslında en önemli şeyi söylemeyi unuttuk galiba. Gülsüm, bir dişlerini gösterir misin? Evet. Gülsüm bir gün benim yanıma geldi ve dedi ki, öğretmenim biliyor musun benim dişim sallanıyor dedi. Ve ben ona ne söyledim ben sana? Korkmamam gerektiğini. Başka? Dişlerinin yerine daha güzelinin çıkacağını söyledim. Çünkü küçük yaşlardaki çocukların dişleri bir süre sonra düşer ve yerine daha sağlamları, daha güzelleri çıkar. Güçlüleri. Evet, güçlüleri çıkar. Küçük yaştaki dişleri süt dişleri diyoruz biz öğretmenim. Ve o dişler çıkıyor, yerine daha iyileri geliyor, daha güzelleri geliyor. Evet. Ve Gülsüm'ün iki tane dişi çıkmıştı, hemencecik yerine gelmiş bile. Bir bakalım mı? Bir şöyle dudağını böyle indir de göster. Hiç göremiyoruz yahu. Çok yakından gösterelim mi? Böyle yeni dişi çıkan arkadaşlarımız bilirler. Hemencecik, aa benimki gibi diyecekler. Ben eminim ekran başında. Maşallah. Peki öğretmenim, onun eğri çıkmaması için ne yapacaklar? Evet, onun eğri çıkmaması için dişimiz ilk çıktığında orada bir boşluk oluyor öğretmenim. Ve ona hemen alışamıyoruz değil mi? Bize garip geliyor. Dilimizle dokunuyoruz veya parmağımızla dokunuyoruz. Ama bu aslında yanlış bir davranış. O dişimizin bulunduğu yere asla ne dilimizle ne parmağımızla veya herhangi bir sert cisimle dokunmuyoruz. Ve onlar kendiliğinden zaten dümdüz bir şekilde çıkıyorlar. Daha güzelleri oluyor. Neden daha güzelleri çıkıyor diyorum öğretmenim. Çünkü süt dişleri en çok çürümeye yatkın olan dişlerdir. Süt dişleri en çabuk çürüyen, en aslında güçsüz dişlerdir. Onun için korkmuyoruz bizler dişlerimiz çıkarken kesinlikle sallanınca. Sevgili minikler, korkmuyoruz. Çünkü yerine daha güzellerin geleceğini unutmuyoruz. Unutmuyoruz ve Arda'nın resmine dönüyoruz. Arda harika 3 şey çizmişsin. Çok merak ediyorum yakından. Ben tahmin edebilir miyim? Ortadaki balık. Hamsi. Denizaltı. Denizaltı mı? Harikasın yahu, çok güzel olmuş. Peki oradaki küçük cin Ali mi? Evet, yoksa cin Arda mı? Cin Arda. Cin Arda. Evet. Sen misin? Harika. Ne yapıyorsun? Denizaltını eve mi götürüyorsun? Öyle mi? Harika. Çok güzel olmuş gerçekten. Bir alkış gelsin yönetmen abimizden. Harika oldu. Arda'nın yerini alıyoruz. Öğretmenim, size çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle tatlım tatlı öğrencilerinizi getirdiniz. Herkes eline alsın o zaman çubuğunu, kurabiyesini. Bir arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim bugün için. Ve kimlere hediye göndereceğiz hemen onlardan bahsedeyim. Unutmadan, çünkü unutunca çok üzülüyorum. Hatice Sultan ve Serhat Paşa arkadaşımıza kitap gönderiyoruz. Evet, adreslerini bırakacaklar hafta içi 0312 alan koduyla 341 21 21 nolu telefona arkadaşlar. Evet, yarın yine biz burada olacağız. Bu üç arkadaşımızla beraber Yasemin öğretmenle çok güzel deneyler yapacağız. Süper deneyleri de izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve söylediğim videoları, resimleri de hiç es geçmeyin derim. Çok güzel bir köşe yapacağız sizin için. El sallıyoruz öğretmenim. El sallıyoruz Arda, Gülsüm, Ecin, Selin.